Başbakan Ömer Kalyoncu, yüksek yönetim denetçisi Emine Dizdarlı'yı kabul etti. Başbakanlıkta makam odasında Dizdarlı'yı kabul eden Kalyoncu'ya Bakanlar Kurulu Sekreteri Yener Ersoy eşlik etti. Emine Dizdarlı görüşmede yaptığı konuşmada başbakanlığın idari alanda genel karar organının başı olduğunu, ombudsmanlığında görevi kapsamında 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arasını kapsayan 6 aylık bir rapor hazırladığını belirtti. Dizdarlı idarenin düzenli çalışması başbakanın sıkıntılarını da az da olsa azaltabileceğine işaret ederek bu nedenle raporun yararlı olacağına inanç belirtti. Dönem için bir rapor tanzim ettim. İdarenin düzenli çalışması tabii ki netice itibariyle başbakanımızın sıkıntılarını da az da olsa azaltabilir. Bu nedenle raporun bir yararı olacağını düşünüyorum. Kurumların devletin temel taşları olduğunu düşünürsek yasalara uygun çalışması elbette idarenin işini de veya başında olan kişilerin işini de biraz olsun rahatlatma olasılığı olacaktır. Bu nedenle 6 aylık raporumu Sayın Başbakanımıza sunmak için buradayım. Başbakan Ömer Kalyoncu da anayasal bir kurum olan ombudsmanın denetim yapmasının kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. Açık söylemek gerekirse bizim devletimiz kurulduğu günden bu yana aslında denetim özürlü doğmuş gibi bir durumu vardır diyen Kalyoncu, bu konuda şimdi başbakan olarak kendisinin de geçmişte milletvekili olarak sürekli söylediğinin bu olduğunu kaydetti. Tabii anayasal bir kurum olan ombudsmanın bir denetim görevi yapması bizim açımızdan vazgeçilmez bir konudur. 6 aylık rapordur, sunulacak olan rapor. Ama bizim devletimiz kurulduğu günden bu yana aslında biraz da denetim özürlüğü doğmuş gibi bir durumu vardır. Açık söylemek gerekirse. Bu konuda benim başbakan olarak geçmişteden milletvekili olarak sürekli en çok şikayet ettiğim konudur. Yani her adımda herkesin, devlette görev yapan herkesin, her makamda bulunan her kişinin mutlaka denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Tabii siyasilerin kontrolü nasıl olur? Hem yaptıkları icraatlar açısından devletin kurumları vasıtasıyla hem de sonunda seçimler vasıtasıyla vatandaş tarafından kontrol edilirler. Ama o kontrol bile, vatandaşın yaptığı kontrol bile eksiktir bu memlekette. Onu açık net bir biçimde söyleyebilirim. Çünkü geçmişte kaç defa parti değiştiren insanlar sonunda yine bir şekilde seçiliyorlar. Bu da bir şeyin göstergesi. Vatandaş da bu görevini eksik yapıyor bu memlekette. Onun için herkesin çok daha titiz olması lazım ve el birliğiyle hem kurumlarımız hem vatandaşlarımız bu kontrol mekanizmalarını işletmemiz lazımdır.